13 dakikamız var ve bu 13 dakikamızı Alevi açılımı ile kullanmak istiyoruz. Çünkü Alevi açılımı, ikiyüzlülüğün Alevi açılımı, seçim rant, seçimdeki oyun ranta dönüştürülerek kazanılması isteğinin, aklınıza ne geliyorsa her türlü aslında problemin kaynağı olarak ortaya çıkıyor. İktidarın bitmeyen arzusu makul Alevi'yi yaratmak. Her dönem siyasal İslamcıların hedefinde olan Aleviler, AKP iktidarı boyunca da sürekli hedef gösterildi, ayıplandı, öteki oldu. Cem Emin'in ibadethane statüsü kazanması, eşit yurttaşlık ve zorunlu din dersleri dayatmasının kaldırılması taleplerine AKP'nin kapıları her daim kapalıydı. Bu mesele çok açık, hep söyledim. 12 Eylül'den sonra devletin Alevisi yaratılmak isteniyordu. Devletin kafası şuydu, Aleviler solculuğa yatkındırlar, Aleviler Sünni İslam geleneğinin Türkiye'deki uygulamasına dışındadırlar. Hele bir de Kürt Alevilerse falan dik başta ayaklanırlar. Bunların kafasını bastırmanın yolu da makul devletli Alevi bulmak gerekir. Bunun için İzzettin Doğan'ı buldular. İzzettin Doğan Cami Cemevi diye bir çalışma yaparak Fethullahçılarla da ortak çalışma yapacak kadar kötü bir sınav verdi. Ali Kırcı o zaman sürekli zamanında siyaset meydanına çıkarıyordu ve Türkiye'de Alevi diye İzzettin Doğan tanındı. İzzettin Doğan beyaz, sisteme uygun, kapitalizme uygun bir Aleviydi. Yani devletin öteki saydığı Alevilerden değildi. Dolayısıyla meşru bir zeminde oldu. Üstelik Turgut Sunalp'in partisinden aday oldu, merkez sağ partilerin içinde oldu, MHP ile çok iyi geçindi, Binali Yıldırım'la da arkadaşlığı falan vardı ve Alevi İslam inancı diye saçma sapan bir tarif getirdi Türkiye'ye. Bence utandırılacak bir tarif. Çünkü Alevi'nin önüne özellikle İslam koyma kendisinin ne haddidir ne hakkıdır. Üstelik de eğer Alevi kendisini İslam olarak görüyorsa ki, büyük çoğunluğu görüyor. Şu soru sorulmaz mı? İslam Sünni inancı ve İslam Alevi inancı diye bir inanç olması gerekir o zaman. Ayıptır ve bu kavramı Türkiye'ye dayattı. Dolayısıyla aslında bir dincileşme sürecinde Aleviliği de Sünnileştirmenin aracı olarak kullanıldı. Devletin çözümü buydu. Devam edelim. Bir yandan talepleri görmezden gelen Aleviler, diğer yandan cemaatin öncülük ettiği açılım projelerinde iktidarın Alevileri olma girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Alevilerin sünnileştirilmesi, Alevilerin ibadet merkezlerinin cami olması AKP döneminde çok önemsendi. Anadolu'da pek çok Alevi köyünde özellikle bilerek ve isteyerek cami yaptırıldı. Oraya din görevlisi atandı ve bu camilere Alevilerin gitmediği, yine kendi cemlerini, kendi ibadethanelerinde yaptığı ve bu uygulamanın doğrudan bir baskı olduğunu biliyoruz. Ve özellikle Ali Erbaş'ın da içinde bulunduğu hemen hemen bütün Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam'ın ibadethanesi camidir, cami dışında bir ibadethane olamaz demesiyle birlikte zaten cem evlerinin ibadethane olmadığı tezi her gün biraz daha güçlendirildi. Devam edelim. 2010'da liberallerin de desteğiyle doğrudur, toplumsal haklarla bir biçimde öne gelmesiyle birlikte Alevi açılım hamlesi gerçekleşti. O gün biliyorsunuz her türlü açılıp saçılma söz konusuydu. Kürt açılımı, Alevi açılımı vesaire. 2009'da yapılan Alevi çalıştaylarına demokrasi ve özgürlük söylemleriyle Aleviler 2010 referandum öncesinde seçim malzemesi olarak katılmak istendi. Bir grup Alevi de katıldı. Benim en çok üzüldüğüm mesele Reha Çamuroğlu gibi, benim çok eskiden tanıdığım Reha abi gibi ki annemle Reha abinin annesi 20-25 sene Emlak Kredi Bankası'nda dirsek çürütmüştür, oradan tanışırız. Hem Gülen teyze hem de İhsan amcanın sıkı birer Atatürkçü olduğunu da biliriz. Reha abi militan bir sosyalistti, çok başı dertlere falan girdi. Sonra Alevi ailesinin Alevilik duygusu onda baskın oldu ve çok önemli çalışmalar yaptı Reha abi. Ve Reha abinin bu çalışmaları yaptığı süreçte Aleviler içerisinde büyük saygınlığı oldu. Ve Reha abi gidip en olmayacak şeyi yaparak sonuç itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili oldu. Ben o zaman da program yaptığında ya bu işlere inanıyor musun dediğimde ya göreceksin falan diyordu. Sonra bence çok pişman oldu. Tıpkı Sayın Ertuğrul Günay gibi bir kara leke olarak hayatında AKP'li yıllar kaldı.
Aslında Ertuğrul Günay bugün çıkıyor, konuşma yapıyor bazı yerlerde. Ben Ertuğrul Bey'i de tanırım. İyi de bir inançlı bir insandır. Entelektüel bir tarafı da vardır ama bunların işte hesabı verilemiyor. Çok zor. Devam edelim. İktidar cemaat Alevi üçgenini kurmaya çalıştı. İşte Alevi açılımının Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'la birlikte götürülmesi ve birçok yandaş Alevi kurumu yaratılması ve bunun üzerinden bir inanç merkezi tarifiyle birlikte Alevi dedelerinin maaşa bağlanması ve böylece devletin bir silahına dönüştürülmesi arayışı da ortaya çıkmış oldu. Devam edelim. Liberal solu çevrelerin desteğiyle meşruiyet sağlandı mı derseniz, bence pek sağlanmadı ama bu işte Alevilerin de içinde olduğu İlahiyatçı Heyetlerin değerlendirme raporları falan yazdığı, Alevilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kültür alanıymış gibi tarif edilen, inanç alanı dışında tutulan bir Alevilik değerlendirmesi yapıldı. 13 sene sonra Erdoğan yeniden Alevi açılımı kartını getirdi. Bunu hiç unutmayalım ki Erdoğan bir sonuç itibariyle Alevilere karşı tutumun somut örneğini Berkin Elvan'ın annesini yolatarak aslında yaptı. Cemevinin önünde öldürülen gençler, çocuklar vesaire bambaşka bir mesele. Devam edelim. Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik Beraberlik Çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Saçma sapan bir şeyden söz ediyoruz. Kültür ve İçişleri Bakanlığı meselesinde İçişleri Bakanlığı güvenlik meselesi bağlamında bir değerlendirme yapabilir. Türkiye'nin nüfus yapısına dair yapabilir ama kültür meselesi, evet, her din, her inanç kültürel varlıktır. Ama neticede biz burada doğrudan inançla ilgili bir meseleden söz ediyoruz. Cemevlerinin ibadet olduğunu kabul etme meselesi önemlidir. Şimdi bu helalleşme tartışmasında tam da buradan bakmak gerekiyor. Buradaki mesele şu. Altılı masa, eğer altılı masaysa şey yapacaksa, başörtüsünün anayasal bir güvence altına alınmasından önce milyonlarca insanın, sorun hala duruyor çünkü, türban sorunu aşıldı, duruyor. Onu anayasal bir güvence altına alması, cemevlerinin de ibadethane statüsünde olması gerektiğini söylemesi gerekmez mi? Kaldı ki Kılıçdaroğlu bir de Alevi. Bir de Alevi. Dolayısıyla zaten tezgah buradan kuruluyor. Bunun bozmanın yolu Sayın Akşener'in, Sayın Karamollaoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın ve işte Sayın Gültekin Bey'in sahneye çıkıp önce bunları söylemesi, Kemal Bey'e ihtiyaç kalmadan söylemesi gerekir bence. Hakeza Türkiye'deki bütün siyasi partiler de inanç özgürlüğü tartışılığında önce buradan bakması gerekir. Devam edelim. Şimdi neler vaat ediliyor? Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak. Bu bir kere ayıp. 7 adet cemevi yapılacak. Bu da ayıp. Alevi dedelerine devlet kadrosu tahsis edilecek. Bu da ayıp. Neden? Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi devasa bir inanç organizasyonuna karşılık bir kültürel faaliyet olarak anılacak. 7 adet cemevi yapılacak. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Anlamıyorum. Her yerde camiler varsa cemevlerinin de ihtiyaç kadar oluşturulması gerekir. Nasıl saptandığı belli değil. Alevi dedelerine maaş vererek doğrudan ideoloji şırınga etme anlamına geliyor. Buna teşne olanlar da olabilir. Dolayısıyla bu da bir rüşvet anlamına gelir. Devam edelim. Erdoğan'ın açıkladığı açılım paketinde Alevilerin yıllardır mücadele yürüttüğü ana sorunlar kimseyi ilgilendirmiyor. Aynen böyle. Alevi hareketini Alevilerin ülkeden koparma projeleri olarak tarif ediliyor. Oysa ki Türkiye'de ve Avrupa'da güçlü bir Alevi hareketi, bir Alevi damar var. Orası ile ilgili bir problem bu. Onu da görmek lazım. Devam edelim. Erdoğan'ın ülkeden kopma olarak değerlendirdiği mücadele başlıkları ise ilginçtir. Laiklik, eşit yurttaşlık, zorunlu din dersleri uygulamasının son bulması. Zaten gerçek bir laiklik tesis ettiğiniz zaman eşit yurttaşlık hakkını, en önemli teminatını bir de kimlikler üzerinden diğer maddeleri de ekleyerek sağlarsınız. Zorunlu din dersleri uygulaması zaten laikliğe aykırıdır. Ortadan kaldırmak gerekir. Ama maalesef Erdoğan bunların tam da Türkiye'yi bölen anlayışlar olduğunu düşünüyor. Sanıyorum bir vol daha olması lazım. Bu sonmuş.
Şuraya gelmek istiyorum aslında. Bu Alevi meselesindeki samimiyetsizlik bir tür hedegeç meselesinin, yani biz nasıl istersek Alevi de öyle olur. Islah olmuş Aleviler, ıslah olmuş Kürtler, ıslah olmuş solcular, sisteme hizmet eden liberaller gibi bir tarif ortaya çıkıyor. Bunun Türkiye'ye ve hiç kimseye faydası yok. Erdoğan hükümetinin, özellikle Erdoğan ve saray uygulamalarının sapır sapır döküldüğü, iktisadi açmazda olduğu ve bu yokluğun, yoksulluğun halkın içine gittiğin zaman her alanda görüldüğü, medyanın sansür yasasıyla birlikte iyice boğulduğu bir dönemde olduğumuz ve bu süreçte özellikle Millet İttifakı'nın, diğer ittifaklar için aynı şey geçerli, tam da sağlam tartışmadan kaçırılarak ve Türkiye'nin temel meselelerine dair az ve öz konuşarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Buradan neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz aslında. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo, karanlık bir tablo. Tünelin ucunda ışık sorusunun olup olabilmesi de seçim kazanmaktan daha fazlası. Neleri yaptığınızda kalıcı bir kazanca döneceğini iyi tespit etmekle ilintili olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. İşte bütün bunlar bugünkü koşullarda bu tabloda ne hale gelir onu göreceğiz.